Rivayete göre enne erbaati eşya dört şey vardır ki tuhafifu azabel kabr. Kabir azabını hafifletir. Allah ondan da muhafaza eylesin. Kabir hepimizi bekliyor. Düşünün ya, hepimizin şu anda bir yeri var toprağın altında. 2 metre bir yer var yani şu anda. Hocam ne biliyorsun? Seni çöpe atmayacaklar yani, Allah muhafaza. İlla bir yere gömecekler bizi yani. Allah salihlerle gömülmeyi nasip eylesin. Amin. 4 şey diyor kabir azabını hafifletir. Kıraetel Kur'an fi külle hini ve zaman. Her an ne zamanda Kur'an-ı Kerim'i okumak. Bilmiyorum hocam, yazıklar olsun. Allah'ın ayında, Allah'ın kulu, Allah'ın kelamını, Müslüman bir kul bilmiyorsun. Yunus Emre Hazretleri'nin sözünü Münir Efendi hocamız çok söyler. Kim ki Kur'an bilmedi sanki dünyaya gelmedi. Nasıl ya Kur'an? Cami hocalarını sıkıştırın ya. Niye maaş alıyorsun diyorsun en ufak bir şeyde. De burada de mesela. Hocam niye maaş alıyorsun? Bana okut. Öğret. Sıkıştırın. Aman ne demek ya? وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْاِسْلَامِ وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَاَلْ مِنْ مُدَّكِرْ Öğrenilmesi en kolay şey yaptık buyuruyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i. Kolay. Çok kolay. Ben bir zaman dedim hepinize öğreteceğim işte bu Mamak'taki sohbette. Arkadaşlar dedim ya hiç korkmayın, salak olsanız dedim 2 hafta. Çok gerizekalıysanız 1 ay dedim. Şimdi gelmedi birkaç tanesi dedim. Ya abi niye gelmiyorsun etmiyorsun? Hocam dedi ya 2 haftada öğrenemezsem ya 1 ayda öğrenemezsem o beni korkuttu da öyle bir şey dedi. Ne diyeceğimizi de şaşırdık. Hani ben ona kolaylıktan kinaye yani. Kolay öğrenirsiniz. Burada Hakkı amcamız var, Allah selamet versin. 72 yaşından sonra öğrendi. Bak şimdi 16. 17. hatmi. Böyle ağlardı Kur'an'ın başında. Bana bu saatten sonra bu nasip olacak mıydı der. Derdi böyle. Allah razı olsun derdi. Gözyaşlarını silerdi. Olur, herkese nasip olur ya. Ne demek? Müslüman Kur'an'dan bilecek. Kur'an'dan birkaç hemen ezber. Ya işimiz ne? Bak Efendimiz temiz bir şey yaptığı zaman anlatırdı. Amel bir amel. Ya hepsini anlatmazdı tabii ki. Kim anlatacak mübarek? Sonra derdi ki size teşvik olsun diye söylüyorum. Cennetiniz mi var? Cennet mi vereceksiniz? Veya cehenneminiz mi var? Oradan mı kurtaracaksınız? Şimdi o kabilden anlayın şimdi. Ben hiç yapamasam bir tane ezberliyorum günde. Bak çok hadis ezberim var. Ama hiç yapamasam bugün de buraya gelmeden bir hadis ezberledim öyle geldim mesela. Niye kafamızı neyle dolduruyoruz? Kur'an-ı Kerim'de en entaradan aşağıya biliyorum. Ne demek ya? Hemen yukarı doğru çık. Velül likülli hümeze. Vel asr. El hakimut tekâthur. El kâri'a. İlâ zülzile. Vel âdiyat. İbnâ enzennâ. Lem yekûnillezîne. Hocam ben başlıklarını sen sayarken gerisini unuttum. Hepsini nasıl ezberleyeyim? Ya hepsi küçük küçük sure ya. Ve duadan aşağı. Hedef. Hedef. Diyor ki 45'ime kadar hedef koydum. Deli gibi çalışacağım hocam. 2 ev bir yazlık. Ondan sonra balık tutacağım. Bir tane öyle. Şimdi arkadaş var. Allah hidayet versin ona da. Bana diyor ki hocam sen benimle diyor biraz daha uzak dur diyor. Ben de dedim kalbini mi kırdık, ne yaptık? Niye dedim arkadaşım dedim ya, niye öyle diyorsun? Sen 2-3 gün daha buraya gelirsen dedi ben dedi ne içebilirim dedi. Ne camiyi bırakabilirim dedi. Bu böyle giderse dedi. Sen çünkü dedi anlatışın beni diyor çeviriyor diyor. Şimdi çocuğun planına bak. 45'e kadar diyor ben tamam. Çalışacağım. Güzel plan. Tamam yapabilir insan. Sonra diyor yatış diyor. Balık bir gün balık tutacağım diyor. Bir gün diyor tuttuğum balıkları pişireceğim diyor. Gezeceğim diyor. Dünyayı gezeceğim diyor ya. Hayat kaç senelik diyor. Kısmen katılabilirim. Şimdi bizim hedefimiz ne? Elemtradan aşağı biliyorsun. Misal bilmiyor. Belki onu da bilmiyorsun. Yazık. Hemen vedduaya şey hedef. Şimdi vedduadan aşağısını bitireceğim. Veddua bitti. 30. cüz. Yasin, Tebareke, Amme, Fetih. Ne demek bu? Her Müslümanın bunları bilmesi lazım. Kur'an'dan ne kadar nasibin var o kadar üstünsün. Hafızlar en öndedir. Hafızların şerefi o kadar yüksektir ki Allah-u Teala buyurur. Efendimiz Aleyhisselam buyurur. Hafızların sadece 2 sırtının 2 kürek kemiğinin arasına bir tek peygamberlik mührü vurulmamıştır. Bir eksikleri o. Bir tek peygamberlikleri yoktur. Ha tabii her hafız değil. Amel edecek de, bilecek de... Nerede? Hası gitmiş, fısı kalmış. Hafızım diye ortada dolaşan çok var. Allah öyle olmaktan muhafaza eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her cevapta hemen sorardı. Bir yere tayin edecek vali mali veya yolculukta önder, emir vesaire. Sorardı sen neyi biliyorsun? Ben tebariki biliyorum. Sen? Ben Yasin de biliyorum. Sen o zaman başsın. Sen nereye biliyorsun? Ben Fetih, Amme, 30. hepsini biliyorum. Sen, ben hafızım. Sen öne geç. Bunların başı sensin. Şehitler düştü. Toplu mezarlar yapıldı. 2-3 gömüyor sahabeleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sorardı bu kim? İşte bu falanca zat. Ne bilirdi? Kur'an'dan ezberi var mıydı? Vardı ya Resulallah. Kur'an'ın yarısını ezbere bilirdi. İyi güzel öne koyun. Bu Yasin'i bilirdi. Yasin'den aşağıya bilirdi. Bunu arkasına koyun. Bu hafızdı. Bunu en öne koyun. Kabirde bile o önceliği yapardı. Kimin Kur'an'dan daha çok nasip var onu en öne koyardı. Efendimiz Hazretlerimiz arabada giderken ön koltukta oturan hafız olsa hafıza ayaklarını uzatmazdı böyle. Efendimiz rahat oturur falan. Halbuki kendisi de hafız, baş hafız. Hepimizin hocası. Allah şefaatine nail eylesin. Amin. Ama hafıza hürmet. Sakalsız da olsa, takım elbise de olsa hafız diye kapılara kadar yolcudarmış Efendimiz Hazretlerimiz. Bu hafızdır çünkü kelamullah şey yapmış, taşıyor diye.
O yüzden Kur'an'dan nasibimiz olsun yani. Kıraatel Kur'an fi kulli hayni ve zaman. Her an ve zamanda Kur'an okumak kabir azabını hafifleten birinci sebeplerden bir tanesi. Ve ikram el yetimi fi kulli mekan. Her yerde, her mekanda yetime ikram etmek, yetim başı sıvazlamak çok önemli. Suriyeli, Afgan olsun, Müslüman ne demek ya? Olsunu bile fazla. Müslümansa, yetimse bizim başımızın tacıdır. Müslümansa başımızın tacıdır. Daha ötesini anlatmaya gerek yok. Kanalımızı beğenerek ve abone olarak bu hayıra destek olabilirsiniz. Seyyidina Muhammed bi'adedi kulli da'in ve deva'in ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesir.